işte. Sen ne yapıyorsun? Dişlerimi fırçalıyorum. Neden erken kaldırdın beni? Saat daha 8 bile olmamış. Haklısın sen. Erken kalkmayı sevmedin mi değil mi sen? Ama biliyorsun ki karım dün annesini ziyarete gitmişti. Her an olsun eve gelebilir. Aman gelirse gelsin vallahi umurumda bile değil. Nasıl yani? Gelirse gelsin de ne demek istiyorsun vallahi yani? Vallahi gerçeği görsün diyorum artık. Şakayı bırak bunu. Hadi giyince seni evine bırakayım. Hayır. İyi de ne diyeceksin ki karımın? Pazarlamacı olduğumu söyleyeceğim. Lütfen sakin ol sevgilim. Çoğu gitti, azı kaldı. Ne demişler? Sabreden derviş, muradın erermiş. Vallahi sen git onu dervişlere söyle. 1,5 yıldır beni evleneceğim diye kandırıp duruyorsun Faruk. Hayır, kandırmadım. Kandırmıyorum da. Seninle evleneceğim yine. E ne zaman? Karım lan boşanır boşanmaz. İyi de ne zaman? Boşanmayı kabul eder etmez. İyi de Faruk ne zaman dedim? Bilmiyorum. Allah aşkına ahiret sualleri sorup da canımı sıkma yine. Ya demek canın o kadar kolay sıkılıyor ha? Senin canın sıkılıyor da benim canımı sıkılmadığını mı zannediyorsun ha? 1,5 yıldır beni evleneceğim diye oyalıyorsun. Sonra ben ne zaman benimle evleneceksin diye sorduğumda mı canın sıkılıyor ha? Öyle konuşma. Benimle tanıştığın zaman evli olduğumu biliyordum. İyi ama sen karını sevmediğini, onunla mutsuz olduğunu ve boşanacağını söylememiştin. Söylememiş miydin? Yalan mı? İnkar etmiyorum ki. Onu sevmediğim, onunla mutlu olamadığım doğru. E halde neden halen evlisin? Söyledim ya, boşanmaya razı değilim. Neden razı değilmiş canım? Zorla evlilik mi olurmuş? Demokrasi denen, insan hakları denen şeyler var bu dünyada. Var tabii ama bizim konuyla alakası yok. Neyle ilgisi var? Güzide'yi aldım karşıma, güzel güzel konuştum. Aramızdaki sevgi ve saygının bittiğini, bu yüzden evliliğimizi fazla sürdürmenin bir anlamı kalmadığını anlattım. E peki ne dedi? Allah rahatlık versin dedi ve gitti yattı. Allah Allah, anlamadı mı acaba? Yok, öyle öküzün trene baktığı gibi baktı sanırım. Belki de ne söylediğini tam anlayamamış olabilir. Saçmalama bir ya. Hangi koca karısına ayrılalım diye şaka yapar. E o zaman manyak mı bu kadın? Kim? Karın mı? E söz konusu olduğuna göre tabii ki karından bahsediyorum. Bak sevgilim. Mine benim 10 yıllık karımdır. Hamar attır. Güzel yemekler yapar. Öksürsem hasta olun diye üstüme titrer. Bir günden bir gün ütüsüz pantolon giydirmemiştir bana. Madem öyle ütüsüz pantolon giydirmedi, sana güzel yemekler yapıyor. Benim yanımda ne işin var o zaman? Ben söyleyeyim. Ütülerini yapıyor, sıcak sıcak güzel yemeklerini yapıyor. Tabii ki istersin bu kadın, öyle değil mi? Yani. Vallahi hepiniz aynısınız Faruk. Evdeki kadın dursun, o temizliğini yapsın, yemeğini yapsın. Vallahi hepiniz aynısınız. Hepiniz aynısınız Faruk. Hayır, hepimiz aynı değiliz. Ben farklıyım. Ya söyler misin, senin farkın neymiş? Ben karım eskidi diye. Hamuratlık yaparak beni ihmal ediyor diye boşamıyorum. E peki ne diye boşuyorsun? Seni sevdiğim için, sana aşık olduğum için. Bunun karımın eskimesiyle bir alakası yok. Yani aslında eskidi tabii ama sana aşık olmamla bir alakası yok. Seven insan evlenir ama senin buna niyetin yok Faruk. Yemin ederim ki evleneceğim yine. Biraz daha vakit ver bana. Üzgünüm valla Faruk. Bu iş fazla uzadı artık. Biz ayrılalım. Birbirimizi görmeyelim artık. Hayır. Buna katlanamam. Sana ne kadar tutkun olduğumu biliyorsun. Seni görmeden uyku bile uyuyamıyorum. Valla Faruk artık uzadı bu iş. Benden pas o. Dur gitme. Evleneceğim. Ne zaman? Ne zaman evleneceksin? Söz. En kısa zamanda evleneceğim seninle. O zaman hadi çabuk evlenelim seninle Faruk. Peki. Faruk! Eyvah! Faruk! Mahvoldum. Karım doldu. Faruk! Sana git demiştim. Şimdi gidemezsin de. Hay Allah. Ne diyeceğim ki ben şimdi karıma? Gerçeği, sadece gerçeği söyleyeceksin Faruk. Faruk! Buyur. Niye geç açıyorsun kapıyı Faruk? Şimdi sen kahvaltını da yapmamışsın.
lazımdır Allah bilir. Şimdi hazırlarım. Ütülü pantolonunu bulabildin mi Faruk? Beyaz pantolonu ütülemiştim dün. Annemin çok selam var Faruk. Haftaya kocana getir dedi. Aa, misafirimiz varmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey Güzide bu hanım. Kusura bakmayın, geleceğinizi bilseydim evde olurdum. Dün Musa'ya bir ziyarete gitmiştin de. Gidiyor muydunuz yoksa? Evet, ama kalabilirim. Zahmet etmeyin canım. Bir başka gün yine gelirsiniz. Oturun oturun, şimdi size bir kahve yaparım. Gerek yok Güzide. Yol yorgunuz. Aman boşuna dediğin neresi ki yorulayım. Hem ben de içerim. Nasıl içersiniz? Orta şekerli olsun bir sen. Sen nasıl içersin Faruk? Zehirli. Tamam. Kafayı mı yedin sen? Bir dakika hanımla kahve içeceksin. Çabuk git buradan. Çabuk. Hayır, panik yapma Faruk. Şurada karınla oturup kahve içip fal bakacağız. Ne falı? Sana hemen git diyorum. Vallahi böyle bir gerçeği, böyle bir şey yakalamışım. Hayatta gitmem. Karına her şeyi anlatacağım Faruk. Neyi anlatacaksın? Senin beni sevdiğini, evlenmemiz için aramızdan çekilmesi gerektiğini söyleyeceğim. Karın, çıldırdın mı yine? Yapamazsın. Vallahi öyle bir yaparım ki Faruk. Lütfen. Yalvarırım. Sen söyleme. Ben söylerim. Ona her şeyi anlatırım. Söz mü? Söz. Ne zaman söyleyeceksin? En kısa zamanda söz. En kısa zaman ne zaman? Allah kahretsin. Söz. Bugün söz. Ne, en kısa zaman ne zaman Faruk? Tamam tamam söz. Sen gider gitmez söylerim. Ne olur buradan git artık karım kahveleri getirmeden. Peki o zaman. Şimdi ben gidiyorum. Ama karınla konuşacaksın. Bak söz verdim. Eğer konuşmazsan yarın gelirim. Ben konuşurum. Ve ne söyleyeceğimi çok iyi biliyorsun Faruk. Tabii tabii çok iyi biliyorum. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Manyak be. Resmen manyak. Kimmiş o manyak olan? Ha? Ne? Aa, nereye gitti? Ha şey mi? Evet şey. Şeye gitti canım o. Nereye gitti ayol söylesene. İşi varmış da işine gitti. Hay Allah, ayıp oldu kadıncağıza. Niye ayıp olmuş? Aslında bizim ona gitmemiz gerekir. Tam o bize gelmiş. Neyse yarın bir kek yapar hoş geldine giderim. Ne hoş geldiniz? Ayol bu kadın giriş katına yeni taşınan komşu değil mi? Sen komşuna hoş geldine gitmez mi Faruk? Bir dakika senin. Biraz sonra hanım konuşuyor. Ne zaman? Güzide. Efendim. Güzide. Efendim. Güzide. Ayol adımı mı ezberliyorsun bir adam? Yoksa bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet. Şeytan tırnakları çıkmış değil mi? Yarın Malik'e gideyim. Konuşmamız gerekiyor Güzide. Olur konuşalım. Bak Güzide. Bakıyorum canım. Ayrılmamız gerekiyor Güzide. Ciddi misin sen? Geçen gün de söylemiştin böyle bir şey. Ben şaka yapıyorsun sanmıştım. Neden? Bir kusurumu mu gördün de boşanmaya kalkıyorsun Faruk Efendi? Yo. Bunun bir kusurla falan alakası yok. Ya neyle ilgisi var? Şey ben... ben seni sevmiyorum artık. Mesele bu muydu canım? Dert etme ben seni seviyorum. Ama ben seni sevmiyorum. Olsun benim sevgim ikimize de yeter. Çıldırtma beni Güzide. Tek taraflı sevgi olmaz. Ayrılmamız gerekiyor. İyi. Ne zamandır Hüsniye teyzeme gitmek istiyorduk. Yarın gider öbürsü gün gelirim Faruk. Güzide. Ben öyle ayrılıktan söz etmiyorum. Gidelim mahkemeye. Resmen boşanalım diyorum.